Ben Doktor Serdar Ündü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Kulak boğaz uzmanıyım. Aynı zamanda uzmanlık alanım içerisinde yer alan fasyal estetik uygulamalar ve fasyal plastik cerrahi uygulamalarıyla da çok yakından ilgileniyorum. Kulak boğaz deyince insanların aklına hep estetik dışı uygulamalar geliyor. Yani kulak boğazı ne yapar? İşte bademcik ameliyatı yapar, işte septoplasti yapar, kulak ameliyatları yapar vesaire. Bunları yapıyoruz, evet. Ama bunların yanında ilgi alanımız olan bölgelerdeki deformasyonları da düzeltiyoruz. Yani estetik anlamda da ciddi insanlara katkımız oluyor. Biz kliniğimizde neler uyguluyoruz? Ana iştigal konumuzdan bir tanesi rinoplastiler. Rinoplastiler diyorum çünkü son dönemde oldukça çeşitlendirildi bu. Hemen hemen herkes yaptığı işe farklı bir isim vermeye başladı. Ama aslında yapılan iş temel olarak burnun şeklini kıkırdaklarla ve kemik yapıya müdahale ederek düzeltmek, altın orana uydurmak şeklinde. Biz ameliyatlarımızı hastanın durumuna bağlı olarak açık veya kapalı yapabiliyoruz. Rinoplasti özellikli bir operasyon çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor aslında. Yani aynı işlenmiş gibi gözükse de yapılan işlem her hastada, her kişide farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla seçimleri biz hastayla beraber yapıyoruz. Ne yapacağımıza bilgisayar ortamında karar veriyoruz. Öncelikle dizaynımızı yapıyoruz. Yani bir bakıyoruz hastanın yapacağımız iş, hastanın yüzüne uyacak mı, uymayacak mı, kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Önce onu bir tespit ediyoruz. Arkasından da tekniğe karar veriyoruz. Yani aşırı deforme burunlarda kapalı teknik rinoplastiği çok tercih etmiyorum açıkçası. Bunu da hastayla konuşarak kendisine anlatıyorum. Kapalı teknik rinoplasti ile açık teknik rinoplasti arasındaki fark biraz abartıldığını düşünüyorum. İyileşme süresinde ve kazanımlar açısından çok anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok. Yapılan tek şey açık teknikte burun altında kolümele dediğimiz bölgede yapılan bir insizyon. Bunun da zaten estetik olarak herhangi bir iz bırakması falan mümkün değil. Dolayısıyla yaptığımız işin ana temeli bu. Hastaların sekerken nasıl yapıyoruz? O esas önemli olan o. Bir kere hastalar bir taleple geliyorlar bize. Gerçekten burnunun ihtiyacı olup olmadığına birlikte karar veriyoruz. Çünkü bazı hastalarımızda çok böyle gerçekçi olmayan istekler alıyoruz. İşte şu, biraz çok küçültelim, çok büyütelim, işte biraz kaldıralım falan gibilerinden. Yani bu gerçekçi bir istek mi? Önce ona bakıyoruz. Sonra hastanın kendine bakışına bakıyoruz. Yani gerçekten bunu isteyerek mi yapıyor? Yoksa altında bir psikolojik problem mi var? Ona bakmak istiyoruz. Çünkü bu tür durumlarda bunu değerlendirmemiz çok önemli hasta memnuniyeti açısından. Sonrasında ciddi problemler yaşanabiliyor hasta ile hekim arasında. Bunları değerlendikten ve mutabık olduktan sonra tarih zaman belirleniyor, işlem yapılıyor. Yaptığımız işlemler genelde 1-1,5 saat civarında sürüyor operasyonlarımız. Operasyon sonrasında aynı gün hastamızı taburcu ediyoruz. 4 gün sonra burun sırtındaki atelini alıyoruz. Yani benim yaptığım ameliyatlardaki özelliğim hastayı hızlı bir şekilde normal hayatına döndürme üzerine kurulmuş. Dolayısıyla tampon uygulaması yapmıyorum, hastaların konforunu bozmuyorum ve hastalar son derece konforlu bir şekilde bu işi hızlı bir şekilde halletmiş oluyorlar. Yani 4 gün içerisinde bizim işimiz bitiyor. Yurt dışı hastalarımız var. Onlar geliyorlar ve 4. gün kendilerini uçakla tekrar ülkelerine gönderiyoruz. Yani yapılan işlem oldukça hızlı ve efektif bir işlem. Bu tabii benim 25 yıllık tecrübemden kaynaklanan bir durum. Çünkü 25 yıldır binlerce ameliyat yapmışım. Ve artık kendimize has bir tekniğimiz oluştu herhalde. Onu kullanıyoruz şu anda. Onun dışında kliniğimizde fasyal estetikle ilgili yaptığımız en büyük uygulamalardan bir tanesi de yüz germeler. Yüz ve boyun germelerini yapıyoruz cerrahi olarak. Onlarda da çok başarılıyız. Bir sıkıntı yok. Son dönemde gelişen cerrahi olmayan medikal estetik uygulamalarımız da var. Bunların da hepsini yapıyoruz. Bunları da hastayla konuşarak hastaya uygun çözümler buluyoruz. Mesela atıyorum, hastanın yaşı 40'larda ama yüz germeye de uygun değil. O süreyi işte ip askılarla, Fransız askısıydı, işte diğer askı çeşitleri var çok tabii, ipler. Onlarla geçiştiriyoruz. Dolgu uygulamaları yapıyoruz. Yani hastanın o yüz germe süresine kadar olan süresini birazcık daha uzatmaya çalışıyoruz. Bunun dışında mezoterapi uygulamalarımız, botoks uygulamalarımız var. Yani kliniğimiz tam anlamda fasyal estetik kliniği denilebilir. Hem medikal hem cerrahi anlamda hastaya fasyal estetikle ilgili her türlü işlemi yapabiliyoruz yani. Şimdi ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum.
olumsuz gelişen süreçlerden bahsetmek istiyorum. Bazen bize ikinci, üçüncü ameliyatlar için hastalar başvuruyorlar. Bakıyoruz, gerçekten ameliyata ciddi anlamda ihtiyacı olanlar oluyor ya da öyle hissedenler oluyor. Oturup hastayla yine problemi detaylı tartışıyoruz. Eğer ameliyata ihtiyacı varsa, öncelikli şartımız bir yıl doldurmuş olması yapılan ameliyatın üzerinden. Çünkü rinoplasti operasyonları bir yıldan önce kesinlikle iyidir veya kötüdür veya tam sonuçtur denemez. Oturma süreci var çünkü dokunun. Bir yıl dolduran hastalarla da oturuyoruz. Yapılan işlemin ne gerektiğine bak. Bazen çok küçük dokunuşlarla hallediyoruz bunu. Bazen de daha büyük ameliyatlar yapmamız gerekiyor. İşte kostal kartilaj alıyoruz, kaburgadan bir kartilaj alıyoruz. Onlarla yapıyoruz. Rinoplastilerin revizyonlarında genelde açık teknik rinoplasti kullanılıyor. Süreçler aynı anlattığım gibi yine 4 günde bu işlemler bitiyor. Hastanın ateli çıkıyor. Yani rinoplasti oldum, ikinci ameliyatı olacağım, bu sefer daha ağır geçireceğim gibi bir kaygı olmaması gerekiyor. Çünkü yine 4 günde bu işi biz hallediyoruz. Rinoplasti dışında yaptığımız birçok uygulama var ama esas ben kendi pratiğimde şunu görüyorum. Bizim yaptığımız işlerin %80'i danışmanlık. Biz hastaya fasial estetikle ilgili bir danışmanlık veriyoruz. Esas buradaki durumumuz bu. Hasta geliyor ve bir istekle geliyor bize. Ne diyor? İşte burnumu yaptıracağım veya dudak dolgusu yaptıracağım veya işte elmacık kemiklerimi yaptıracağım. Fakat biz profesyonel gözle baktığımızda hastadaki bütün problemleri kendisine anlatıyoruz. Olmalı mı, olmamalı mı, olursa ne olur veya ek uygulamalar nelerdir? Yani aslında bir tedavi planı çıkartıyoruz hastaya. Uzun vadeli bir tedavi planı. Bu hem hastanın bütçesini koruması açısından çok önemli bu planlama, hem de bizim yaptığımız işin verimini görmemiz açısından çok önemli. Yani sadece dudak dolgusu yaptığımız bir hastadan sonuç alamayacakken birkaç tane ek uygulama yaparak yanına ve bunu zamana yayarak aslında cilt sağlığını toparlayıp görüntüyü de sağlıkla beraber düzeltmeye çalışıyoruz. Ben kendimi açıkçası bir danışman gibi görüyorum. Çünkü bu tür danışma görüşmelerini çok sık yapıyorum ve hastalara da hep doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Genelde de olumlu dönüşler alıyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin hiçbirinde bir abartı olmuyor. Tamamen hastayla mutabık olarak kendisinin de görmesini sağlayarak ihtiyacı bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bu da açıkçası hem sonuçlara hem bir kez daha belirteyim ekonomisine çok ciddi katkı yapıyor. Bizim aslında yaptığımız iş bir yandan pratik olarak işi yapmak, asıl işimiz danışmanlık vermek. Yani ne size iyi gider, sizin için faydalı nedir? Özet olarak konuşmam gerekirse aslında biz sadece rinoplasti yapmıyoruz. Sadece yüz germe yapmıyoruz. Sadece medikal estetik yapmıyoruz. Biz aslında bir tasarım yapıyoruz. Bir sanatçının tasarımı gibi, bir heykeltıraşın tasarımı gibi. Yani hastanın istekleri çok önemli. Fakat hastanın isteklerinin daha da iyi olabilmesi için veya istediği sonucu çok daha iyi alabilmesi için ek önerilerimiz de mutlaka oluyor. Dolayısıyla aslında biz bir tasarım yapıyoruz. Hastanın yüzünü bir bütün olarak görüp sadece burnunu düzeltmekle değil de ek olan patolojileri varsa, kırışıklıkları varsa, yüzde sarkmalar varsa, yani gençleşme adına yüzde yapılabilecek her işlemi tasarlayıp hastaya uygun olanını, hastanın bütçesine uygun olanını ve hastanın sağlık durumuna uygun olanını seçip hastaya sunmaya çalışıyoruz. Asıl işimiz bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.